Cezayir'de yapıyor. Elif'i mi izliyorsun şekerim? Takım var. Şunu al abla. Elif'in güncesi. Gelin. Şey ya. Şunu al da biraz kaldı. Bir de antibiyotik. İlk suyu iç Allah'ını seversen boğazını ıslat. Şunu al abla, elini aç. Kaldıramıyor mu? Çok büyük ya. Hangisi? Bu şey, bu ağrı kesici. Ha. 15 dakika 20 dakika mı var antibiyotik de? Bunun reçete gelmedi değil mi bugün sana? Geldi. Pardon. Bardağını şuraya koy istersen. Çok iğrenç ya. Ne yapacaksın abla? Onlar olmasa da ağrılarım geçmez. Suyu niye bitirmedin? İçerim içerim. Buraları şey yapacağım ya, robota süpürttüreyim. Şey yapalım mı? Tarayalım mı? Yok şimdi. Seni şey yapalım. Şimdi değil de değil mi? Kuaföre getirelim, hem yıkatalım. Çünkü saçların kuru da şey olmuş abla. 10 gün. Birbirine girmiş. Şey yapamıyorum ya. Ya ben de şu diyor. Kolumu fazla kullanamıyorum. Beden mi kaldırayım? Hem bir şey yasak. Hem de dikişlerim çok ya. Şey yapıyor, geriliyor. Şey yaparız ya. Salıyı beklememize gerek yok ki. Cumartesi veya pazar yıkatırız. Ha, hafta sonu kuaföre yıkatırız. Vücudumu da güzel şey yaparız. Bunu da güzel sileriz. Cuma yetmem yasak diye. Allah razı olsun sizden. Ellerim dert görmesin. Ne yaptım ya sende? Benim tuttuğun altın etsin. Amin, senin de. Sen olsan daha fazlasını yapardın. Allah razı olsun. Daha ne yapacaksın? Çok sağ ol. Her şey gönlünce olsun. Amin, senin de. Çok sağ ol. İyi oldu. Allah razı olsun yavrum. Seni de yordum. Çok. Ama saçmalama. Şey var. 15 dakika falan var. Neydi? Antibiyotik. Bunu o yüzden aslında biraz şey içtin. Sen onu daha erken içiyordun. Erken içiyordum ben. Bugün biraz sohbet, muhabbet ettik. Kahvaltıyı ya. Bu arada videoyu açtım da. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Merhaba. İki kardeş böyle pijamalı geldi. Ben zaten pijamayla evlendiğim için de. İyi günler. Ev ailesi. Ben seviyorum bir de ya. Rahat oluyor ya. Ben şey olmasam da evde pijamayla rahat ediyorum. Ya. Öyle işte. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi ben mutfağı toparlayacağım. Evet, küçük bir vukuat geçirdik. He, yine abla. Tövbe estağfurullah. Bir an ilk beni seyrediyorduk. Şimdi Elif'i açtı. Evet. Kendine bakarken hastane şeyinde ay ben ne kötü çıkmışım derken tipe bak dedim. Boğazında sen yine tam o an bir şeyler yiyordu. Kaldı. Gitti birazcık çıkardı. Bilmiyorum, boğazı tahriş oldu boğazı herhalde iyice. Boğazı çok kötü ya. Boğazımın şurasında sanki bir şey var. Sen hiç baktırdın mı? Guatr'ın var gibi ha senin. Valla. Sanki bana öyle geliyor. Yok. Hiç baktırdın mı? Ama şeyin gerçi senin iyi çıkıyor değil mi kanda? TSH'lar değil mi? Ama geçen 3.9 çıkmıştı. Şey anestezi ameliyat şeyini hazırlarken 3.9 benim hiç öyle geldi. Kardiyolojide verdiğimiz kanlarda 4.9 çıktı ya. İşte, 5 neredeyse. Aynen gidemedi. Ona randevu aldım. Tam benim ameliyat günü. Ama giderdi aslında. Giderdi, o beni bırakmak istemedi. Ben dedim ona. Daha giderim dedi, seni ameliyat alırlar dedi. Yok olmaz, gitmem, iptal ettirdi. Aynen, ben ona dedim de gitmedi işte. Ya boğazımın herhalde anestezi şeyden. Boğazımın şu aslında bir şey var. Böyle yemek yerken, ilaç yutarken birden kapanıyor. Tarih oldu, tarih. Boğuluyorum, yediğim de geri geliyor. Ay bir de bir öksürük, çok kötü oldum ha. Çıkartmasam tuvalette kötü oldu. Buradayız, ablam da burada ya. Hatta dedim salonu açalım yemek yok odasına. Yok ya, gerek yok ki. Bir de burada beni izliyoruz, Elif'i izliyoruz, Aysun'a bakıyoruz. Nilgün atarsa Nilgün'e bakıyoruz. Kızcağız bir sürü zahmet. Ben iyiyim. Bunları bugün değiştirelim mi? Temiz ama niye değiştirelim? Temiz. Değiştirelim ya. Yok be, temiz. Değiştirelim, değiştirelim, çarşafı falan. Öyle işte, ben şimdi mutfağa geçeceğim. Kardeşi olmalı gerçekten öyle. Tam zamanda gelmişim. Vallahi yaşıyorum. Vallahi. Elim, kolum. Ben şimdi eğer Yozgat'ta falan olsam böyle nereye geleceğim? Hele Barış uzakta, yani bırakıp gelemez mi? Elif dedi dün akşam. Abla biraz da bize gel, ben bakayım sana diye. Eniştemle beraber gelin. Şeyler de dedi. Anacığım da öyle. Songül ablayla. Anne de diyor, ben bakarım kızım, bana gel. Allah bin kere razı olsun hepsinden. Songül, Görümcem, Eltimeli, Allah bin kere razı olsun Ergülcüğümden. Evet, her bizim gün arıyor. Her gün ben de gel, ben de bakarım. Bir ihtiyacın varsa sakın çekinme. Ben de senin kardeşinim. Onlar şey de çok komikti. Dur lafını kestim. Onu unutmadan söyleyeceğim. Şimdi ablam ameliyathaneden geldi. O üstündeki o batikonlu falan yeşilleri kanlı çıkardılar ya. Ben tabii yani ister istemez ablamı görünce kötü oldu. Ararız birazdan.
şey baktı ki ben ablam elim ayağım tutuldu bir şey yapamıyorum atleti falan geçiremiyorum. Bu akşam diyor ben kalayım istersen diyor Aygül abla sen biraz kötü şey, oldun diyor. Ben panik oluyorum hani korkuyor. Alışkın değil çocuk. Aynen. Herkes bir olamaz ki. Herkes yani böyle kan ya da bir hastalandı mesela şeyde de öyle hastanede de öyle anestezinin etkisinden ilk kaldırdıklarımda bir şeyler yemeye şey yaptığımda çok kötü oldum. Kusmaya başladı. O zaman da çok korktu. Geçen akşam yineydi. Bugün yine öyle. Yeşim biraz o konularda cesaretsiz ama herkes hasta bakamaz. Çok güzel bakıyor yani yapar, eder, götürür, evet. Pişirir, soyar, eder, tertemiz yapar. Yani o yönden Allah bin kere razı olsun. Eniştesini de öyle. Eniştesi öyle diyor zaten. Yeşim bir tane diyor. Ya herkesin Allah razı olsun. Evet. Ailemde herkesin. Eltilerim, eşimin ailesi olsun, kendi ailem olsun, erkek kardeşim olsun, anacığım olsun. Yani hiçbirinin hakkını ödeyemem. Evet, arkadaşlarım olsun. Buradan dilekçime çok sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Canım, kardeşim, arkadaşım, dostum. Onun iyiliklerini de asla unutmam. Günde kaç kere geldi yanıma. Her gün arıyor, halımı hatırımı soruyor. Dün bile şeye kadar indiler yanıma. O kadar işleri güçleri yoğun olduğu halde. Yanındaki beyefendinin adı neydi? Şey, Güngör'le beraber. Yani haklarını ödeyemem. İrfancığım, canım kardeşim, yanında çalışan arkadaşım, can kardeşim. Ona da sevgilerimi gönderiyorum. Hepsi ya. Arkadaşlarımın hepsi mükemmel. Dostlarım, bütün çalışan arkadaşlarım. Yani bilmiyorum ne ya. Ne oldu kızım? Çok güzel şey bunlar. Video çekiyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Yani tek tek burada isimlerini sayamıyorum. Sayamayız zaten. Saysam zaten sayamayız. Video, yani bir günü video kaplar. Yani bir gün sürer yani gerçekten. Aynen. Sen bir şey giymedin. Ne bileyim bu sefer de bunu giydim. Akşam bunu örtüyorum onu hani şey olmasın diye. Bir de buradan Ercan. Ercan dayıcığım. He, Ercan dayımız. Evet. Şimdi ablam tabii narkozun etkisi. Evet. Biz o an evet içinde yazıyordu. Geçmiş olsun dilekleri. İsim yok o an şifa herhalde. Şifa dersin. He, ben de ablamın arkadaşı. Videoda da tabii. Şimdi isim yazmayınca söylemedi. Ercan dayı ertesi gün aradı. Videomu Yasemin izlemiş. Buradan öpüyorum. İsmin yazılmadığını fark etmişler. Yoksa onlar Yasemin Ercan diye yazdırmışlar. Evet. Ercan ve Yasemin'cime. Aynen. Sağ olun, var olun. Allah hepinizden. Vallahi telefonlar böyle arkadaşlar. Evet. Telefonlar böyle işte. Hepsine Allah razı olsun. Ercan dayıya tekrar teşekkür ederiz. Hatta dedim zahmet etmişsin. O da dedi ki olur mu öyle şey. Çok ama gülmüşler aralarında. Kesesime bereket. Düşünmesi geçer. Aynen. Çiçek. Çok sağ olsun. O da çok çok gönlü güzel insan. Aynen öyle. Gerçekten. Neydi arkadaşım? Yasemin. Yasemin'i tanımıyorum ama Yasemin'cim bana sağ olsun. Sen söyle şeyden WhatsApp'tan yazıyor. Tanışmadık ama inşallah bir gün nasip olur. İnşallah. O da sağ olsun. Allah razı olsun. Seni çok seviyorum Şule abla diye bana her zaman yazıyor ediyor. Çok sağ olsun. Yeşim'i çok severler zaten. Ercan da bizim için çok farklı. Yeri çok farklıdır. O dayım yani. Yani gerçekten yeşim kendi dayım Hayri dayımı nasıl seviyorsa Ercan. Hatta ben dayımla o kadar şakalaşırım. Ercan dayıyla çok seven ama o da onları öyle sever. Aynen. Çok öyle, gönlü güzel bir insan. Öyle. Allah razı olsun. Allah herkesin kalbine her şey gönlünce olsun inşallah. Düşünmesi yeter evet yani. Evet ya ta oralardan. Ama biz tabii o an bilmeyince ismi söylemedik. Meğerse isim yazılmamış. Aynen. Ben ablamın arkadaşlarından biri zannettim. Evet. Ne bileyim. Öyle işte arkadaşlar şimdi ben mutfağı toparlayayım. Valla bugün 5. gün oldu değil mi? Evet. 5. gün oldu. Hala arayanlar soranlar Allah bin kere razı olsun. Ablam tamam. İyi daha da iyi olacak Allah'ın izniyle. Evet. Şimdi ben mutfağı toplayayım. Böyle birden gelişti. Ablam dedim kamerayı açalım falan deyince dedik sizlerle böyle selamlaşalım. Teşekkür etmek istedim hepinize de. Evet ablam istedi yani, kamerayı aç dedi. Seviyorum sizleri ya gerçekten. Aynen. Hele sana tamam, neler yazmışlar. Çok güzel mesajlar. Okudum onların birazını. Ya çok şey yapamadım Yeşim. Kolumu da fazla aynen. Şey yapamıyorum ya. Bir de bilmiyorum artık narkozun etkisinden nedir. Fazla böyle telefona şu şekilde baktığımda. Gözlüğüm de yanımda değil. Hem midem bulanıyor. O yüzden fazla bakamıyorum ama sağ olsun Yaren söylüyor. Yeşim söylüyor. Böyle kaç tane mesaj gelmiş falan. Oo. Böyle üstten bakıyorum. Gerçekten çok yazan. Ben okudum yazan, ama dönemedim işte. Çok okudum. Yazan. Çok yazan var. Yeşimin de kusuruna bakmayın. Yok, onlar biliyor var. Bu kadar kişiye yemek yapıyor, ediyor, koşturuyor, ediyor. Yoksa o yüzden mesajlarınızı aslında dönmek istiyor ama fırsatı yok. Kusura bakmayın. Bu aralar ne olur? Yeşim ben gece var. Çünkü 2 de olsa normalde evet. Yazmadan yatmam ama bu ara cidden yetiştiremedim yani. Aynen. Bir de şimdi bu sağlık hani başka bir şeye benzemiyor. Ama biliyorsunuz beni zaten dün de söyledim en yakın zamanda. Hatta bugün dönmeye çalışacağım bakalım.
Öyle işte arkadaşlar. Ablam burada biraz uzansın. Ben belki birazdan bir BİM'e gideceğim. Böyle bir şeyler gelmişti ama sen bir oldu kalmamıştı. Gidersin ya, çok gidersin. Aynen. Evi de toparlayalım. Akşama da işte pilavımız var. Yanına bir şeyler ayarlayalım. Öyle bugüne başladık. Hadi bakalım. Bir şey diyorum. Kendinize iyi bakın hanımlar. Allah'a emanet olun. Amin. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Ben şöyle BİM'e geldim. Neler var hem çekeyim dedim ama yukarıki BİM'de hiçbir şey kalmamış. Şu çaydanlık var. Bir de aşağıki BİM'e bakacağım. Bunlar var böyle kalpli. Mehtap'ın tavası. Ana çay bardakları falan hiçbir şey kalmamış. Oyun kumu. 500 lira şu çaydanlık. Aa bak benim aldığım tencerelerin şeyi gelmiş. Saklama kabı. Daha doğrusu karıştırma rende falan 355 lira. Bir de aşağıya bakarım. Ben geç de çıktım tabii de. Evi falan müstesna süpürdü. Orada terlikler var. Aşağıki BİM'e bakarız. Burada bir şey yok. Bakın ben ilk defa gördüm. Bilmiyorum var mıydı. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10 tane. Fiyatı da iyi. 70 TL. Bir deneyelim bakalım. Acaba şurasını bir okuyayım. Yumurta falan sürüp mü fırınlatacağız? Şöyle ikinci BİM'e geldim. Buradan alacaklarım var çünkü ama burada da bir şey kalmamış. Bugün demek ki o bardaklar falan full gitmiş. Şurada terlikler var, onlara bakacağım birazdan da. Ay elimde de poşet. Şu kalmış sadece. Bunun şeyi gelecekti ya, dönerli. Benim zaten alacağım yoktu da bakmak için gelmiştim. Şöyle seramik, demlik seramik. Kavanoz. Bunlar var arkadaşlar bu hafta. Şu tava da güzel aslında Mehtap'ın. Ben direkt mutfağa daldım, aldıklarımı yerlerine koydum. Size göstermeyi unuttum. Şu terlikten bir tane almıştım. Güzel. 60 liraydı. Bir tane daha aldım. Şöyle 38, 39. Aynen 39. Bu 60, bu da 50 liraydı. Erkek terliği. Bundan da bir tane aldım. Çünkü bizde bir tane erkek terliği var. Şundan da böyle 30 liraydı. Bir kendime bir ablama aldım. Kurulama bezi. Direkt mutfağa girdim ya. Kafam karıştı. Bir de Can Sevcim aradı. Buradan öpüyorum. Onunla konuştuk. Sağ olsun. Ona Necide ameliyat oldu. O da Adana'daydı. Buradan tekrardan gelmiş. Geçmiş olsun. İnşallah etimi tekrar kaynattım. Bugün düdüklüm. Neden bilmiyorum. Şu çizgiler çıkmadı bir türlü. Anca çıktı işte. Daha sonra sıvı sabun almıştım. Bulaşık deterjanı almıştım. Dün kabak çekirdeğini beğenmişlerdi. Anneme vermiştim. Bugün tekrar kabak çekirdeği. Bir iki bir şey almıştım. Ufak pidelerden almıştım. Gösterdim mi ki size? Gösterdim galiba. Onu sabah kahvaltıda yapacağız. Şimdi arkadaşlar fırında sütlaç yapacağım. Böyle kaplarımı çıkardım. Şekerim burada. Vanilyam burada. 3 kaşık da şöyle nişastamız var. Bunu sütle açacağız. 1 litre süt var. Günlük sütüm. Bak ablamlarla yapmak nasip oldu. Bir de yarım su bardağı kadar pirinç var. Giderken işte dediğim gibi müstesna evi süpürmüştü. Şimdi ona sildiriyorum. Buraları falan da silecek. Ablam da televizyona bakıyor. Bak öncekini de buraya çıkarmışım. O da mı pembe? Ha, bu da pembeymiş abla. Ben öncekini niyeyse şey hatırlıyordum. Müstesna iş başında. Buraları siliyor. Bir tek ara kaldı. Ondan sonra güzel temizleyeceğim. Ben burayı bir fasıl daha silerim de. Ezan okunuyor. İkindi ezanı. Şimdi şöyle çorbamı koydum. Bol et suyu, şehriyeli etli. Ablam da kafamda
Kalktı geldi yanıma, aynen şifa olsun dedim. Burada da ablamın bana verdiği yazdan kalma fasulyeler vardı. Bahçe fasulyesi bu. Aynen. Domatesli, soğanlı, et suyu da yapacağız. Aynen, et suyu ekleyeceğim. Kavrulsun şimdi, buzlu ya. Evet, bir tane kendi patates. Baharat koydu. Karabiber koymamıza gerek yok. Yok, buna karabiber yok. Kırmızı biberle şey, tuz. Şimdi ağzını kapatacağım. Çok azıcık domates salçası koyduk. İki tane domates kestim ben buna. Böyle güzel sararsın. Et suyu ekleyeceğiz. Dünden de böyle şeylerimiz var. Biraz yemeklerimiz de var. Sütlaçı da şimdi göstereceğim size. Bu da birazdan kapatayım değil mi? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Buna karabiber de döküyoruz. Böyle güzel yakışıyor. Seviyoruz bunu ya. Hem de güzel oluyor. O fırın çalıştığı zaman yukarıya çok şey vermeye başladı abla ya. Veririm onu. Dolabı kötü yapar diye korkuyorum. Yok, hangi dolabını? Onu buhar veriyor. Sürekli abla, siliyorum ben. Şimdi ablama diyorum sütlaç seviyordun değil mi? Öyle hatırlıyorum. O da diyor ki ben sabahları bile yerim. Hoşuma gidiyor. Seviyorum diyor. Hatta annem şey yapardı. Değil mi? Kasede. 8 kase yapıyoruz. Tarçını da severim ben. Bunun üzerine bol fındık, kıvamı da güzel oldu. Şimdi bunu ılımaya bıraktık. Hemen Nescafe suyu koyduk. Ablamla Nescafe içeceğiz. Kurabiyelerimiz falan var. Bu da bayağı suyunu saldı. Birazdan et suyunu ekleyeceğiz. Müstesnacım buraları süpürdü ama ben gezindiğim için valla burayı zaten 2-3 kere siliyorum ben günde. Öyle arkadaşlar, birazdan şöyle balkonda ablamla bir kahve keyfi yapalım. Yemeğimizin suyunu koyduk. Ablam böyle Nescafe falan çok içmez. Arada içer. Ama ben de şeyim. Aa, şeker kaçacağız. Şunu... Ben çayı ararım ama aynen. Şöyle abla, radyomuzu da açsana zahmet. Sen şey iyi mi süt dozu? Hadi bize afiyet olsun bakalım iki bacı. Az önce akşam ezanı okundu. Yemeklerimin altını yaktım. Şöyle bir tane karnıyarı kalmıştı. Dünden böyle pilavımız vardı. Altını az açmışım galiba. Şöyle çorbamı da göstereyim. Çorbamın kıvamı çok güzel oldu. Böyle bol etli, şehriyeli kemik suyuyla yaptım, tereyağlı. Ablama da bize de şifa olsun. Burada da fasulye yemeğimiz. Böyle türlü gibi yaptım. Patatesli. Buna sarımsak da ekledim de söylemeyi unuttum galiba. Sofrayı kurdum. Turşumuz var. Turşu kavurmamız, normal turşumuz var. Pancar salatamız, dünden çiğ köftemiz. O yüzden salata yapmadım. Ablam yapma dedi. Sütlaçları da getirdim. Bir tane böyle kalmış. Şimdi ısınsın. Pilavımı hemen şunu alacağım. Öyle bakalım. Yaren de arkadaşlarıyla AVM'ye gitti. O büyük bir ihtimalle yemekten sonra gelecek. Onu da karıştırayım arkadaşlar. Pilav çok güzel olmuştu da çok çeşit olunca da bitmiyor işte. Ama bugün bunu bitiririz diye düşünüyorum. Şöyle tahta kaşıkla almamışım ama 10 dakikaya kadar eniştem gelir. Evet, eniştem geldi. Hemen baş köşeye sütlaçları koydum ama yemekten sonra da tabii çayla yiyebiliriz. Şöyle çorbamız, bunları söylemiştim zaten. Pilavı da ısıttık. Ekmeğimiz de orada. Şimdi o zaman bize afiyet olsun. Enişten bir işler yapıyor, onu inşallah çekeceğim sizlere. Öyle bakalım arkadaşlar. Rabbim herkese çok versin. Kurban olduğum Allah sağlıklı yemeği nasip etsin inşallah. Evet, bakın ablama bir çiçek daha geldi. Ta nereden geldi? Almanyalardan. Aynen. Tutabileceğim mi? Ya da şöyle yapalım. Sen yar tutmayayım da. Dur şöyle yap. Heh, bismillahirrahmanirrahim. Şey yap şey buradan. Olsun. Yük etme diye dedim. Ay. Bak illa tekrar bir elliyor. Sağ olsun. Evet, kim olduğunu sürpriz olsun. Şimdi açınca söyleyelim. Bakalım notun nasıl? Elimle açabilsem. Çok... Dur ben açayım mı? Açtım. Evet. Okuyabilecek misin? Gözlüğü. İşte gözlüğü ver. Şule ablacığım, çok geçmiş olsun. Rabbim acil şifalar versin. Amin. Tüm dualarım seninle. Seni çok seviyorum. Gülay Demircan. Ay canım benim. Gülay bacımı bilirsiniz. Almanyalardan.
Ablamla yazın gittik, evet, Ereğli'de. Ereğli'den. Güzel. Bana daha önce geldi. Evet canım Gülay'ım, çok teşekkür ederim. Buradan selamlar, sağ sevgiler. Bekletin. Aynen. Ay, çok ta Almanyalardan. Gülay bana sen ameliyatı olmadan illa adresini verirsin dedi. Dedim hiç uğraşma oralardan. Dedi yapabilirsen ben Şule ablaya içimden geldi. Ay. Çiçek yollayacağım dedi. Çok teşekkür ederim. Sağ olsun, çok güzel bir çiçek verildi. Yollamış. Aynen, çok Allah razı olsun. Beni. Çok sağ olsun. Çok düşünmesi güzel. Yeter. İçimden yeter. Allah bin kere razı olsun. Canım. Evet. Öpüyoruz. Sana öpücükler gönderiyorum. Kesene bereket. Amin, amin, amin. Çok sağ ol. Beni çok mutlu ettin canım benim. Evet, çok, çok ince ederim. Ve güzel Allah düşünceydi. Sağ olsun. Senden. Canım benim. Ama buradan bakınca belli. Bakarız onu. Şimdi bizim için çay vakti arkadaşlar. Eniştem bana karşıya led yapacaktı da kısa geldi. Buranın ledlerini değiştirdi. Oo, çay ne güzel oturmuş. Yarenciğim geldi. Yemeğini yedi. Bayağı bir oldu. Neydi? Çay içmeyecekmiş. Bunların sanırım yine bir dizileri var. Dizi sever aile. Annem gibi. Evet, çaylarımız. Çayımızın altı yanıyor. Bulaşık makinesi çalışıyor. Şimdi gidelim, hadi bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Bir gün Allah korusun böyle giderken bir devireceğim ama bakayım hangi gün. Enişteme bir gün önce dedim ki şu ledin kafası değişecekti, pır pır yapıyordu ya. Enişte dedim onu bana bir bakar mısın dedim, ya da Barış yapar dedim. Vallahi var ya, bir şey söylemeyin, hemen ertesi gün yapıyor. Allah bin kere razı olsun. Şunları enişten bıraktı, kaldıracağım. Şöyle şurayı yapıştırırız Yeşo dedi. Aslında böyle de durabilir ama neyse, bana şöyle bir şey almış. Bu şekilde kapatıyorum. Bunu da değiştirmiş, ledler değişti. Buradaki ledlerimi eşim geldiğinde yapmıştık biliyorsunuz, yaptırmıştık. Bu dolaba alacağız fakat onu diğer taraftan çıkardığımız için yapışkanı tutmadı. Bende de böyle yapıştırıcı bir şey yoktu, silikon gibi falan. Eniştem yarın yaparız Yeşo dedi. Elleri kolları dert görmesin yani, yakında yani yarın falan burası da böyle aydınlık olacak. Yeter ki ona bir şey söylemeyin, anında yapıyor valla. Allah razı olsun. Aslında şu tarafa da döndürecekti led. Dedim gerek yok. Ben zaten normalde şurada kullanıyorum biliyorsunuz. Öyle yani. Güzel oldu. Balkon ışığını açtım. Bu sefer şöyle tepeden ışık gelmesin dedim ama şimdi çok mu parladım bilmiyorum. Saatlerimiz 10'u geçti arkadaşlar. Eniştem gitti. Aslında ben enişteme kal dedim ama eniştem hani siz rahat rahat kalın diyor. Yemeğini yiyor gidiyor. Eniştemi yolcu ettik. Ablam televizyon izliyor. Yaren odasında, ben de mutfağa geldim. Dedim hem kapanış yapayım hem de bulaşık makinesi beni bekliyor. Kapağını açtım gördüğünüz gibi. Onları yerleştireceğim. Daha sonra çay bulaşıkları var. Onları koyacağım. Şöyle bir yerleri sileceğim. Bugün burayı müstesna sildi. Ben sildim. Şimdi bir daha sileceğim. Fayanslarım güzel ama ben günde 2-3 kere siliyorum. Hatta 2-3 kere de süpürüyorum inanın yani. Neyse, güzel, keyifli bir gündü bizim için. Umarım inşallah sizler de sıkılmadan izlemişsinizdir. Gülay bacıma tekrardan Almanya'ya selamlar, sevgiler. Hemşerimiz biliyorsunuz Gülay bacım bana gelmişti. Geçen sene biz ona gitmiştik yani yazın. İnşallah yine geldiği zaman görüşmek nasip olur. Buradan tekrardan çok çok teşekkür ediyorum ablamın adına. Ben aslında hani uğraşmasını istemedim ama o da Şule ablayı böyle mutlu etmek istiyorum. O da benim ablam dedi. Allah bin kere razı olsun. Zaten hani her zaman dualarını eksik etmiyor. Birçoğumuz gibi ablama böyle güzel bir sürpriz oldu. Öyle işte arkadaşlarım, bu arada yarın Edoş'um gidiyor. Normalde biz bu akşam böyle bir çay içecektik, buluşacaktık ama nasip olmadı. Yolları açık olsun. Hayırla gitsinler inşallah. Allah nasip ederse yazın geldiği zaman bol bol piknikler, denizler, ki inşallah böyle plan yapıyoruz ama Rabbimin başka planları oluyor. Bu arada yarın ve pazar günü evlerine dönecek olan arkadaşlarım malum tatil bitiyor. Hepinizin yolu açık olsun. Rabbim hayırla, kazasız belasız evlerinize kavuşmayı nasip etsin. Ben bir de şey söyleyeceğim, okullardan konuşmuşken.
Yarenciğimi biliyorsunuz, arkadaşları geldi, onları ağırladık ya. Ben burada Ankara'ya Şeymancığımın annesine selamlar, sevgiler yolluyorum. Beni izlemeye başlamış ve ablama o gün Yasin okumuş, dualar etmiş. Allah bin kere razı olsun. Şura'nın annesi de Van'dan beni izliyor sanırım. Van'a da selamlar, sevgiler olsun. Kızlar da evlerine gidiyorlar. Tatilleri başlıyor. İnşallah güzel bir tatil geçirirler. Aileleriyle sağlıklı bir şekilde kavuşurlar. Tatilimiz bizim, yani Yarenlerin tatili birazcık daha var bakalım. Babamıza denk gelecek mi onu bilmiyorum ama büyük bir ihtimalle gelir galiba. Neyse, çok konuşmayayım. Burada da vedamı yapayım. Umarım inşallah sıkılmadan tebessümle izlediğiniz bir video olmuştur. Yarın hafta sonu ve herkese sevdikleriyle geçireceği güzel bir hafta sonu diliyorum. Sizleri seviyorum. Kısmetse pazartesi günü burada tekrar buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın.